Bir süre önce Eriş'te Ramazan Kılıç adında bir ailemizin evi yandı. Tabii yanma sebebini bilmiyoruz. Bilinmeyen bir sebeple evi yandı. Biz de bu memlekette yaşayan biri olarak yurtsever bir ailemizin, daha doğrusu bir malbatın evini yapmak için kendi aramızda oturduk, tartıştık. Bu evi yapmaya karar verdik. Tabii bu evi yaparken yurtsever bir köyümüzün katkısıyla yaptık. Onun dışında birkaç tane arkadaşımız da bize destek oldular. Bunlardan biri Yılmaz Selak arkadaşımız, çok büyük emeği oldu. Mahmut Yılmaz adında bir arkadaşımızın yine büyük emekleri oldu. El birliğiyle bu evi yapmaya çalıştık. 32-33 gün gibi kısa bir sürede evimizi tamamladık. Tabii ben de bu anlamda ilgili arkadaşlara ve Abdel Mezrası adındaki bir köyümüzün sakinlerine teşekkür ediyorum. Hepsine emeğine sağlık diyorum. Aile zaten maddi durumu olmayan bir aile. Yani emin olun belki 3-5 tane tuğla alabilecek durumda olmayan bir aile. Aile gerçekten buna çok sevindi. Yani bizi gördükleri zaman da nasıl söyleyeyim, yapamayacakları şey yok bizim için. Aile çok da memnun oldu, çok da sevindi. Zaten bu ailemizi de biz birilerine muhtaç edemezdik ki birileri kaymakam yapsın gibi söylemlerde bulundu. Fakat biz ilk günden itibaren bu olayı el attık. Ailemizi de kaymakama bırakmak niyetinde değildik. Zaten hedeflerimizden biri de buydu. İnsanlarımız, dediğim gibi, biz komün yaşamı gerçekten benimsemiş bir halkız. Bunu yapmak için sadece birilerinin kalkıp ben bu işi yapıyorum ya da yapmak istiyorum demesi yeterlidir. Emin olun bu halk her şeyi yapar. Yeter ki bir öncü çıksın. Yani ben ki bu durumda olan birçok ailemiz vardır. Örneğin Erciş'te de bu durumda olan birkaç tane ailemiz vardır. Umarım bu bir örnek olur. Umarım ileriki süreçte insanlarımız bu tür çalışmaları yürütürler. Yani biz bu işe başlarken de acaba yapabilir miyiz diye düşündük ama emin olun çok basit bir şekilde de yaptık. Yani insanlarımız duyarlıdır. İnsanlar bu konuda, insanların bir sıkıntısı yok. Tek sıkıntı şu, birilerinin öncülük yapması gerekiyor. Ben buna inanıyorum.